Şimdi arkadaşlar videonun bu noktadan sonrasını hem kadınlar hem erkekler için özel iki bölüm olarak değerlendirmek istiyorum. Şimdi öncelikle kadınlar için özel bölümle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yaptım. Burada e, sporun özellikle kadınlarda orgazm kalitesini nasıl arttırılabileceği kısmı çok çok önemli. Peki spor gerçekten kadınlarda orgazm kalitesini arttırıyor mu? Kesinlikle arttırıyor arkadaşlar. Spor yapmak kan akışlarını düzenliyor, kalp sağlığınızı iyileştiriyor ve tabii ki orgazm kalitesini de buna bağlı olarak arttırıyor kalça ve bacak egzersizleri bu bölgeye giden kan damarlarının daha yoğun bir şekilde çalışmasıyla ve bu bölgeye daha fazla kan pompalamasıyla tabii ki bu bölgenin iyileştirilmesine, bu bölgenin daha fazla uyarılmasına yardımcı oluyor. Peki spor gerçekten kadınlarda orgazm kalitesini nasıl etkiliyor? Biraz bundan bahsedelim. A. Pelvik taban egzersizlerinin orgazm kalitesini iyileştirmesi. Pelvik taban egzersizleriyle ilgili kesinlikle video çekeceğim. O ayrı bir konu. Ama size en basit yoldan bunu anlatmaya çalışacağım. Bununla alakalı detaylı bir araştırma yaptım dediğim gibi. Çok basit bir yöntemi var. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Bu nokta kadınlar için özellikle kadınlar dinlesin lütfen. Pervik kaslarınızı harekete geçirmek için idrarınızı yaparken birdenbire durup beklemenizi istiyorum. Yaklaşık 2-3-4 saniye bazen 5 saniye bekleyip ondan sonra tekrar idrarınızı yapmanızı ve tekrar beklemenizi istiyorum. Sonra tekrar idrarınızı yapmanızı ve tekrar beklemenizi istiyorum. Bu bu arada sindirim sorunu yaşayanlar ya da bu bölgeyle ilgili herhangi bir sağlık problemi olan kişiler tarafından yapılmamalıdır. Onun altını çizmek isterim. Bu öneriyi sağlıklı bireyler için yapıyorum. Yani herhangi bir problem yaşamayan bireyler bunu deneyebilirler ve bu şekilde pelvik kaslarını hissedebilirler. Bu egzersizi yaptığınız zaman aslında bu bölgenizi kullanmış oluyorsunuz ve bu bölgeyi kullanırken de kasılıp gevşeme hareketleriyle aslında bu bölgeyi kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Bunu tabii ki her idrar yapışınızda kullanın yapın demiyorum ama genel olarak bunu yaptığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dolayısıyla bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. En basit yoldan bu şekilde pelvik kaslarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Ve tabii ki pelvik kaslarını kuvvetlendirmeniz sizin daha yoğun ve daha uzun orgazmlar yaşamanıza faydalı olacaktır. B. Kan dolaşımının artması. Arkadaşlar kadınlarda da erkekler için olduğu gibi gerçekten kan dolaşımının artması cinsel performanslarını yakından etkiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Özellikle videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi bacak ve kalça egzersizleri bu bölgeye giden kan akışının hızlandırılmasıyla beraber orgazm kalitesini iyileştirebiliyor ve orgazm süresini uzatabiliyor. Tabii ki amacımız burada orgazm kalitesini iyileştirmek ve süresini uzatmak yönündedir. Bu noktada da ilk başta bahsetmiş olduğum gibi idrar yaparken idrarınızı tutmak ve bırakmak bu bölgenin kasılmasına, bu bölgenin daha fazla uyarılmasına ve bu bölgedeki kasların kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır. Bu arada videonun sonunda size önemli egzersizlerden bahsedeceğim. Hem kadınlar hem erkekler için bu egzersizleri yaparsanız orgazm kaliteniz iyileşecektir ve erken boşalma problemi de burada çözüm olacaktır. C. Hormon seviyelerindeki değişimler. Özellikle burada belirtmek istediğim kadınların biliyorsunuz her ay dönüşümlü olarak bir regli dönemleri vardır. Bana gelen bazı sorularda regli dönemlerinde antrenman yapmalı mıyım sorusu. Kesinlikle yapmalısınız arkadaşlar. Antrenmanlarınızı aksatmamalısınız. Regli dönemi ya da regli sonrası ya da regli öncesi Özellikle kadınlarda bu regli dönemlerinde zaten psikolojik belli başlı sıkıntılar olabiliyor. İşte vücutlarında sivilcelenme olabiliyor, tatlıya istek olabiliyor vesaire. Bunları baskılaması açısından belli başlı fit tarifler var. Zaten kanalıma da gelecektir ileriki süreçlerde. Şekersiz olarak hazırlayabileceğiniz belli başlı tarifler var. Ama benim için en basit tariflerden bir tanesi yeşil elma yiyebilirsiniz. Yeşil elmanın üzerine tarçın dökebilirsiniz ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Tarçının biliyorsunuz vücuttaki şekeri dengeleme özelliği vardır ve birçok faydası vardır. Ben içmiş olduğum suyu diye bile tarçın katıyorum arkadaşlar. Şu anda tarçınlı suyla çay ve kahve demliyorum. Ve evet, evde bu şekilde tüketiyorum. Dışarıda da suyumun içerisine tarçın kabuğu koyuyorum. Çok faydasını görüyorum. Dolayısıyla tarçını kesinlikle beslenmelisiniz ve eklemelisiniz. Ve faydalarını zaten göreceksiniz. Bu arada faydalarını görüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Dediğim gibi spor yapmak hormon seviyelerinizi iyileştirebiliyor. Kadınlar için söylüyorum yine altını çizmek istedim. Ve aynı zamanda regli dönemleriniz için de faydalıdır. Regli dönemlerinizi de iyileştiriyor ve ağrılarınızı azaltmanıza yardımcı oluyor kesinlikle ama kesinlikle sporu yapmalısınız arkadaşlar spordan vazgeçmeyin sporla devam d stres ve anksiyetenin azaltılması kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi stres ve anksiyete cinsel ilişki sırasındaki tatmin düzeyini ve dolayısıyla orgazmı yakından etkiliyor egzersiz yapmak stres ve anksiyete seviyelerini düşüşe neden olacağı için tabii ki cinsel performansınızı etkileyerek orgazm seviyelerinizi artırıyor. Daha düşük stres seviyesi birçok şeye faydalı olduğu gibi aynı zamanda cinsel hayatınıza da çok ciddi faydalı. Çünkü cinsel hayatınızda da son derece rahat ve kendine güvenli, kendinden emin olmanızı sağlıyor. Daha rahat ve tatmin edici deneyimler yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü cinsel anlamda kendinizi daha özgür ve bağımsız hissediyorsunuz. Dolayısıyla egzersiz yapmanın böyle bir faydası da var. E kendine güven ve vücut algısı. Arkadaşlar spor bildiğiniz gibi kendine güveninizi arttırıyor ve vücudunuzun algısını iyileştiriyor. Aynada gördüğünüz görüntüden ne kadar memnun olursanız tabii ki yatakta da buna göre bir performans sergiliyorsunuz ve tabii ki orgazm kaliteniz de buna bağlı olarak iyileşmiş oluyor. Kadınların bu anlamda kendine güvenli olması çok önemli. Çünkü kendine güveni olmayan bir birey cinsel ilişki sırasında daha pasif kalabiliyor ve istek ve ihtiyaçlarını karşı tarafa söyleyemiyor olabiliyor. Böyle bir noktada zaten ilişkide belli başlı sorunlar çıkıyor arkadaşlar. Bu sorunlar da büyüyor ve aileleri yakından etkiliyor ve ilişkileri bozuyor. İlişkiler bozulunca da zaten her şey dağılıyor. Çocuk bir tarafa, aile bir tarafa her yere dağılıyor ve dolayısıyla böyle olmaması için ilişkilerde konuşmak karşılıklı olarak karşınızdaki insanı dinlemek ve onun istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olmaya, cevap vermeye çalışmak ve bence empati kurmak da gerçekten çok önemli. Karşınızdaki insanın yerine kendinizi koyarak düşünmek ve karşınızdaki insanı da bir birey olarak kabul etmek, ona da değer vermek ve onu da kendiniz gibi kabul etmek gerçekten çok önemli. Dolayısıyla tüm bu detaylar arkadaşlar yine spora bağlanıyor. Spor yaptığınızda, egzersiz yaptığınızda kendinize güvenli olduğunuz için, kendinizi zaten beğendiğiniz için, kendinizden zaten emin olduğunuz için dolayısıyla böyle bir performansı sergilemiş oluyorsunuz. Şimdi erkekler için özel bölümle devam ediyoruz. Şimdi sporun da zaten erkeklere çok ciddi anlamda faydaları var. Bundan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Testosteron videomda da var arkadaşlar. Bu videoyu da zaten aşağıya bıraktım. İzlemek isteyen izleyebilir. Şimdi spor yapmak, egzersiz yapmak yine erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi az önce saymış olduğum gibi kendinize olan güveninizi tabii ki arttırıyor. Fiziksel algınızı arttırıyor. Egzersiz yapmanın, spor yapmanın en önemli faydalarından biri A testosteron artışı. Erkeklerde testosteronu %100 arttırdığından bahsedebiliriz. Egzersiz yapmak tabii ki cinsel performansınızı da arttırıyor. Testosteronu arttırdığı gibi testosteron biliyorsunuz erkeklere özel bir hormon. Testosteron ne kadar artarsa cinsel performansınız da tabii ki buna bağlı olarak artacaktır. Bunu söylerken aslında şunun da altını çizmek istiyorum. Hocam peki ben dışarıdan testosteron alıyorum, testosteron kullanıyorum. Ben ne kadar fazla alırsam o kadar iyi bir performans gösterir miyim? tarzında sorular da geliyor. Böyle bir şey yok. Bunun altını çizmek isterim. Ne kadar testosteron kullanırsanız o kadar iyi olursunuz gibi bir algıdan çıkın arkadaşlar. İnsan vücudu zaten o bedene uygun şekilde yaratılmış ve buna göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla sizin ihtiyacınız olan testosteron sizin vücudunuz tarafından zaten üretiliyor. Testosteron üretimiyle ilgili bir problem yaşayan bir arkadaşım da varsa zaten bununla alakalı sağlık kontrollerine gitsinler ve bu anlamda tedavi görsünler. Tedavi süreçlerinde kullanmaları gereken testosteron düzeylerine doktorlar karar verir. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Vücut geliştirme camiasında testosteron kullanan bireyler varsa ne kadar çok kullanırsam o kadar etkisini görürüm kafasından lütfen çıkın. Her bireyin vücudunda kaldırabileceği belli başlı bir testosteron miktarı vardır. Daha önceki videolarımda da biliyorsunuz zaten jinokomastiden bahsetmiştim. Yüksek oranda testosteron kullanmanız vücudunuzda jinokomasti riskini doğuracak. Belli bir noktadan sonra var olan bu testosteronun ostrojene dönüşmesiyle beraber vücudunuzda aslında kadınlık hormonu almış oluyorsunuz. Ve bu sayede de jinokomasti gibi problemler görüyorsunuz arkadaşlar. Psikolojik belli başlı problemler görüyorsunuz. Daha ciddi problemler görüyorsunuz. Bu konulardan zaten jinokomasti ile ilgili videomda bahsetmiştim. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda linki bulunuyor. Peki özellikle testosteronu arttıracak ne tarz egzersizler yapabilirim diye soracak olanlar varsa kesinlikle söylemem gerekir ki fitness antrenmanları, ağırlıkla yapacağınız antrenmanlar, powerlifting antrenmanları ve kardiyo egzersizleri de sizin testosteron seviyelerinizi arttıracaktır arkadaşlar. B, boşalma kontrolü. Erkekler için söylüyorum arkadaşlar. Özellikle egzersiz yaparken pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmeniz sizin boşalma kontrolü yaşamanıza yardımcı olacaktır. Pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmek hem cinsel performansınızı yakından etkiliyor, hem erken boşalma problemlerini çözüyor ve aynı zamanda ilişkinin süresini de uzatmış oluyorsunuz. Tabii ki ilişkinin kalitesini de buna bağlı olarak artırıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden egzersiz yapmanız oldukça önemli. Videonun sonunda size belli başlı egzersizlerden bahsedeceğim. O egzersizleri mutlaka egzersiz planınızın içerisine dahil etmenizi tavsiye ediyorum. C. Kan dolaşımının iyileştirilmesi. Kardiyo egzersizleri özellikle kan dolaşımını hızlandıracağı ve bu bölgeye giden kan akışını hızlandıracağı için arkadaşlar tabi ki cinsel performansınızı yakından etkiliyor. Cinsel ilişki süresini de buna bağlı olarak uzatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda ereksiyon kalitesini de etkiliyor. Tabii ki cinsel organlarımıza giden kan damarları da vücudumuzdan geçtiği için arkadaşlar egzersiz yapıyor olmanız ereksiyon kalitenizi de arttırıyor. Bu bölgeye daha fazla kan pompalanmasına neden oluyor. Ve dolayısıyla egzersiz yaparak aslında cinsel performansınızı çok daha fazla etkileyebilir, çok daha fazla yükseltebilir ve cinsel ilişki süresini de kesinlikle uzatabilirsiniz. D. Stres ve anksiyetenin azaltılması. Egzersiz yapmak bildiğiniz gibi stres ve anksiyete seviyelerinde düşüşe neden oluyor. Erkeklerde en büyük problemlerden bir tanesi videonun başında bahsetmiş olduğum gibi erken boşalma deyince aklınıza aslında psikolojik sorunlar gelmesi lazım. Stres seviyeleri ne kadar yüksekse bir erkekte aslında o kadar hızlı bir şekilde boşalabiliyor. Bir erkekte stres seviyeleri yüksekse bu cinsel performansını, ereksiyon kalitesini, ilişki süresini her şeyi yakından etkilediği gibi arkadaşlar. Tabii ki erken boşalmaya da neden oluyor. Böyle olmaması için egzersiz yapmak gerçekten çok önemli. Özellikle demiş olduğum gibi pelvik taban kaslarını iyileştiren bu bölgeleri çalıştıran egzersizler burada çok önemli bir noktadır. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi videonun sonunda bahsedeceğim egzersizleri antrenman listenize ekleyerek sizlerde erken boşalma problemine çözüm bulabilirsiniz. E enerji ve dayanıklılık. Biliyorsunuz enerji ve dayanıklılık erkekler için de gerçekten çok önemli. Bu cinsel performansınızı yakından etkileyecektir. Egzersiz yaptığınızda vücudunuza daha fazla enerji yükleneceği için dolayısıyla cinsel performansınıza daha iyi bir noktaya gidecektir. Bu sayede cinsel performansınız iyileşecektir. Daha fazla hareketli olacaksınızdır. Çünkü vücudunuza giren enerji daha fazla olacağı için daha fazla enerji yakabiliyor olacaksınız. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma var. Spor yapmanın testosteron seviyelerini yükselttiği, cinsel performansınızı daha fazla yükselttiği ve dolayısıyla ilişki süresini uzattığına dair belli başlı bilimsel çalışmalar var arkadaşlar. Bu konuyla alakalı bulabilirsem buraya da zaten grafikleri ekleyeceğim. Sizler de bakabilirsiniz. Konuyla ilgili ciddi anlamda çalışmalar mevcut. Dolayısıyla artık spor yapmamanız için hiçbir sebep kalmadı. Şimdi arkadaşlar videonun bu kısmında size ortak egzersizlerden bahsedeceğim. Ve bu ortak egzersizleri hem kadınlar hem erkekler kullanabilir. Bu şekilde cinsel performansınızı yükseltebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci egzersiz kegel egzersizleri. Kegel egzersizini yapmanın en kolay yolu arkadaşlar alt karın kaslarınızı sıkıyorsunuz. 5-10 saniye bekliyorsunuz ve yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Tekrar sıkıyorsunuz, 5-10 saniye bekliyorsunuz ve yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Bu şekilde kegel egzersizlerinde aslında ilk adıma geçmiş oluyorsunuz. İlk adımını tamamlamış oluyorsunuz. Bununla alakalı birçok egzersiz var aslında. Size bunlardan da bahsetmek istiyorum detaylı bir şekilde. Umarım ileriki süreçlerde bunların videosu da gelir. Bunu adım adım yapacağız arkadaşlar. Birinci olarak kasları tanımak. Önce hangi kasları çalıştırdığınızı anlamak için idrar yaparken akışınızı durdurmayı deneyin. Bu hareket pelvik taban kaslarını kullanmanıza yardımcı olur. Videonun başında da zaten size bahsetmiştim. İdrar yaparken idrarınızı yapış sırasında beklediğinizde ve idrarı yapmayı kestiğinizde ve tekrar yapmaya başladığınızda aslında bu bölgenin daha doğrusu hangi bölgenin çalışması gerektiğine karar vermiş oluyorsunuz. Bu bölgeyi fark etmiş oluyorsunuz. Bu bölge işte sizin pelvik taban kaslarınızın olduğu bölgedir. Dolayısıyla hedef bölgemiz burası. 2 egzersiz yapma, sıkma Pelvik taban kaslarını parantez içinde idrar akışını durdurduğunuz kaslar parantezi kapatıyorum. Sıkın ve 5-10 saniye boyunca tutun arkadaşlar. Tam bu bölgeyi 5-10 saniye boyunca tutuyorsunuz ve ardından gevşetme bölümüne geliyorsunuz. Gevşetme, kasları bırakın ve 5-10 saniye dinlenin. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayın ve günde 3 set yapmayı hedefleyin. Bakın burası gerçekten çok önemli. Teknik ipuçları. Kasları sıkarken gövde, bacak veya kalça kaslarını kullanmamaya dikkat edin. Derin bir nefes alın ve egzersiz sırasında nefesinizi tutmayın. İlerlemenizi izleme. Egzersizleri düzenli olarak yaparak pelvik taban kaslarınızın gücünü ve kontrolünü artırabilirsiniz. Kegel egzersizleri hem erkekler hem de kadınlar için faydalıdır ve cinsel sağlığı iyileştirebilir. Düzenli uygulama ile uzun vadede olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kegel egzersizleriyle cinsel performansınızı %100 arttırabiliyorsunuz. İkinci pelvik tilt. Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere koyun. Pelvik bölgenizi yukarıya doğru kaldırın. Belinizi yerden kaldırmayın. Bu pozisyonda birkaç saniye kalın. Ardından yavaşça geri dönün. Bu egzersiz pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu egzersiz sayesinde de bu bölgedeki kasları çalıştırabiliyorsunuz ve tabii ki cinsel performansınızı iyileştirebiliyorsunuz. 3 Glute bridge. Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Kalçalarınızı yukarı kaldırın. Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin. Ardından yavaşça indirin. Bu egzersiz pelvik taban kaslarının yanı sıra kalça ve karın kaslarını da çalıştırır. Glute bridge egzersizi de gerçekten çok sevdiğim egzersizlerden biri. Özellikle kadınlar bunu bayağı bir yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü ben ne zaman spor salonuna gitsem bu glute bridge hareketini yapanları görüyorum. Erkekler de yapsın arkadaşlar. İlla spor salonunda değil, sabah uyandığınızda ya da akşam yatarken kesinlikle bu egzersizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde cinsel performansınızı iyileştirebiliyorsunuz. 4. Squat. Ayakta durun. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın. Dizlerinizi bükerek çömelin. Kalçanızı geri itin ve ardından yavaşça kalkın. Bu egzersiz pelvik taban kaslarının güçlenmesine ve vücudun alt bölgesinin genel güçlenmesine yardımcı olabilir. Squat zaten benim çok sevdiğim bir egzersiz bu arada. Ama erkekleri pek squat yaparken görmüyorum. Bunu bu arada meclisin dışında söylüyorum. Üzerinize alınmayın. Siz tabii ki bacak antrenmanlarından kaçmıyor olabilirsiniz ama erkeklerin büyük bir oranı maalesef bacak antrenmanlarından kaçıyor arkadaşlar. Belki bu sayede sizler de daha fazla squat yapabilir ve daha fazla bacak çalışabilirsiniz. Çünkü artık biliyorsunuz ki squat yapmak erken boşalmaya çözüm olabilir. Dolayısıyla artık squat yapsanız iyi olacak. Peki bu egzersizleri yaptığımızda ne elde etmiş olacağız? 1. Boşalma kontrolünü iyileştirme. Boşalma kontrolünü iyileştirmesi pelvik taban kaslarının kuvvetlenmesiyle oluyor arkadaşlar. Bu kasları kuvvetlendirdiğiniz zaman erken boşalma problemini de çözmüş oluyorsunuz. 2. Ereksiyon kalitesini artırma. Güçlü pelvik taban kasları ereksiyon kalitenizin iyileştirilmesinde çok önemli bir nokta. 3. Orgazmın yoğunluğunu artırma. Bu kasların kontrolünün ve gücünün olması arkadaşlar sizin orgazmınızı yoğunlaştırıyor ve bu orgazmın süresini de artırmış oluyor. Ve bu da tabii ki daha yoğun ve daha tatmin edici orgazmlar demek. Dolayısıyla hem kadınlar hem erkekler için bu egzersizlerin önemi gerçekten çok büyük. Evet arkadaşlar bugün erkeklerde erken boşalma problemine çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Egzersiz yapmanın birçok faydası olduğundan zaten birçok videoda bahsediyorum. Yine bahsettim, yine bahsedeceğim. Bahsetmeye de devam edeceğim. Bu arada çoban çökerten otu hediye edeceğime dair bir video yayınlamıştım biliyorsunuz. Bu videoyu da aşağıya linke bırakacağım. Bu çekilişi önümüzdeki videoda duyuracağım. Artık 3 kişi seçmiş olacağız. Bu arada 2 kişi net gibi. 2 kişinin gerçekten yorumları çok beğenilmiş. Ama üçüncüyü göremedim. Lütfen sizler de izleyin ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Belli olmaz belki sizin yaptığınız yorum daha fazla like alabilir. Dolayısıyla siz kazanabilirsiniz. Önümüzdeki videoda bunu açıklıyor olacağım sizlere ve bir an önce de kargoları çıkıyor olacağım. Evet bugün erken boşalma ile ilgili bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı buluysanız lütfen videoya bir like atın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.